Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steam Next Fest'te mutlaka denemeniz gereken 15 farklı oyuna göz atacağız. Öncelikle Steam Next Fest'in ne olduğundan bahsedeyim. Ee, bağımsız yapımcıların ya da çoğu bağımsız yapımcının biz oyunculara 7 gün boyunca ücretsiz yakın zamanda çıkacak oyunlarının demolarını sunduğu bir festival. Listemizin ilk sırasındaki oyun Cardboard Town. Kendisi şehir inşa etme üzerine kurulu bir kart oyunu. Aynı zamanda roguelike yapısıyla da her seferinde farklı bir şehir kuracağınız veya her seferinde farklı bir deneyim yaşayacağınız bir oyun sunuyor bizlere. Tabii bunları yaparken e, şehrin düzeninde diğer şehir inşa etme oyunları gibi işte sanayi şehre yakın olamaz gibi bir şey yok. Tamamen kendi kafanıza göre tasarımınızı belirlediğiniz bir oyun olup hayal ettiğiniz şehri size bir nebze de olsa inşa etme fırsatı sunuyor. Listemizin ikinci sırasında ise Hello Engineer var. Kendisi Hello Neighbor oyununun evreninde geçen dört farklı arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir inşaat oyunu. E, oynanış kısmı birazcık Scrap mekaniğe benziyor. Bunu da eklemek gerek Oyunun iki farklı modu var. İlk modu hikaye modu. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte bir makine yapıp parkurlar ve bulmacalar çözdüğünüz bir mod. Diğeri ise sandbox modu yani tamamen özgür olduğunuz ve tasarımlar yaptığınız bir mod. Listemizdeki bir diğer oyun ise My Dream Setup. Kendisi hayal ettiğiniz bir e, oyun odasını, gaming room'u dizayn etmenizi sağlıyor. Kendisine tam olarak bir oyun demek yerine bir iç mimar simülatörü veya hayal dünyanızdaki oyun odasının simülatörü gibi düşünebilirsiniz. Oyun çok güzel bir tasarıma sahip olduğu için de hani gayet tatlı şeyler çıkarabilirsiniz. 20 Şubat'ta oyun çıkışını gerçekleştirecek. Çıkmadan önce demosuna bir göz atabilirsiniz. Listemizdeki bir diğer oyun ise The Great for Western Front. Kendisi 1. Dünya Savaşı'ndaki Batı Cephesini savunduğumuz bir veya saldırdığımız bir oyun. Gerekçe gerek inşa etmek olsun gerek de Civilization tarzı sıra tabanlı bir strateji oyunu olmasından dolayı listemizde yer verdiğimiz ve gayet tatlı bir oyun. Kendisi şu anda ön siparişte 125 TL'lik bir fiyatı var. Oldukça pahalı fakat demosunu bu süreçte oynayabilirsiniz. Ee, 30 Mart'ta da çıkışını gerçekleştirecek. Listemizin 5. sırasında and Neon var. Kendisi kıyamet sonrasında vahşi batıda geçen bir roguelike hack and slash türünde bir oyun. 16 Şubat tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Listemizin en baba oyununa geldik diyebiliriz. Dark and Darker. Kendisi Soul Like dediğimiz türde oyunlardan olup sayısı e, sayısız zindan keşfedebileceğiniz, değişik build up'lar yapabildiğiniz ve boss'lar kestiğiniz sonsuz bir oyun. Oyun daha çıkmadan bile bayağı büyük bir hype topladı. Siz de demosunu indirip bir bakın derim. Listemizdeki bir diğer oyun ise listemizin en tatlı grafiklerine sahip oyunlarından birisi Blue Wednesday. Kendisi Morris adlı ana karakterimizin hayatını simüle ettiğimiz tatlı bir oyun. Gerek mini game'ler olsun gerekirse oyundaki bulunan NPC'ler ve nesnelerle etkileşim olsun gayet tatlı bir oyun sunan oyun. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. 8. sıraya geldiğimizde Sons of Valhalla karşımıza çıkıyor. Bu kendisi Viking çağında geçen bir savaş ve üst kurma oyunu. Yatay düzlemde kontrol ettiğimiz karakterimizle birlikte kaleler inşa edip çeşitli düşmanlarla savaşarak bir krallık kurmaya çalıştığımız oyun. Listemizin bir diğer oyunu ise Snow Plowing Simulator. Kısacası kar küreme simülasyonu. Çeşitli alanlarda, çeşitli çevrelerde kar kürediğimiz ve alışılagelmiş simülasyon oyun grafikleriyle birlikte bu kış aylarında dışarı çıkıp kar oyuna girip kar küremeyi tercih edebileceğiniz bir oyun. Listemizin 10. sırasında iki farklı oyuna yer vermek istedim. İkisi de farklı isimler ama neredeyse aynı oyunlar. Serviced You Can Do It ve The Repair House Simulator çeşitli ekipmanlar kullanarak nesneleri tamir ettiğimiz, baştan yaptığımız ve yenilediğimiz bir simülasyon oyunu. Listemizin 11. sırasında Panorama adlı şehir yapma oyunu var. Kendisi Dorf Romantik ve human Humankind'ın birleşimi gibi duran çeşitli görevler yapabileceğiniz ve hayalinizdeki şehir yapabileceğiniz güzel bir oyun. Panoramanın ardından yine panoramaya çok fazla benzeyen, şehir kurabileceğiniz tatlı grafikleri olan ve doğayla iç içe olduğunuz, doğanın seslerini hissedebileceğiniz, oynarken rahatlayacağınız Outlanders geliyor. Sıradaki oyunumuz Delivery Inch bir teslimat simülasyonu diyebilirim. Teslimat şirketi yönetebildiğiniz bir oyun. Ee, i̇çerisinde Ankara'nın da bulunduğu tamamen yüzde yüz harita görüntülerinden yapılmış bir simülasyon oyunu. Çeşitli araçlar, çeşitli farklı alanlar örneğin kargo yemek siparişleri gibi teslimatlarda bulunabileceğiniz zamanla yarıştığınız bir oyun. Listemizin sonlarına gelirken tape to tape karşınızda. Tape to tape daha önce hiç belki de oynamadığınız hokey oyunu ile like bir araya getirmiş bir oyun. Ve listemizin son oyunu The Last Starship Kendisi introversion software tarafından geliştirilen bir oyun. Aynı şirket Prison Architect'in geliştiricisi ve şirketin iddialarına göre şu ana kadarki en büyük oyunlarını geliştirdikleri. Oyunu özetleyen en kısa cümle bir uzay gemisindesiniz ve galaksiyi keşfediyorsunuz. Mürettebatınız ve geminizi sürekli geliştirdiğiniz, gemi savaşları yaptığınız uzayda geçen tatlı bir oyun.